Herkese merhaba. Bu videomuzda basit bir şekilde otomatik onarım hatası ile ilgili yolu göstermeye çalışacağım. Eğer bilgisayarınızı başlattığınızda ekranda gibi otomatik onarım sayfası geliyorsa muhtemelen bilgisayarınızın C sürücüsü daha doğrusu işletim sisteminizin yüklü olduğu sürücüde hata var demektir. Ya da dosyalarınız, sistem dosyalarınız eksik demektir. Şimdi bununla ilgili nasıl bu sorunu çözeceğinizi göstereyim. İlk olarak bu sayfa geldiğinde gelişmiş seçenekleri klikleyelim. Gelişmiş seçenekleri klikledikten sonra sorun gider diyelim. Sorun giderden karşımıza iki seçenek çıkıyor. Ya bilgisayarınızı sıfırlayacaksınız. Bunu en son yöntem olarak deneyin. Bunu hatırlatayım. Ya da gelişmiş seçeneklerden devam edeceğiz. Dediğim gibi bu bilgisayarı sıfıra seçeneğini en son olarak yapın. Şimdi ben yine bunu göstereyim gelişmiş seçeneklere gitmeden. Bu bilgisayarı sıfıra seçeneğinde iki seçeneğimiz var. Ee, bir tanesi dosyalarımız sakla. Yani fotoğraflarınız, resimleriniz falan vesaire. Bunlar saklı kalır. Silinmez. Ve, ama bilgisayarınız sıfırlanır tamamen. Her şey kaldırsa, her şey kaldır seçeneği ise tüm bilgisayarınız, bilgisayarınızdaki tüm veriler tamamen silinmiş olacaktır. Dediğim gibi bunu en son seçenek olarak değerlendirebilirsiniz. Bu işlemin aynı zamanda biraz süreceğini de hatırlatayım. Şimdi gelişmiş seçeneklere gidelim. Gelişmiş seçeneklerde karşımıza bu şekilde seçenekler gelecek. Aynı zamanda burada hemen alt kısımda diğer kurtarma seçenekleri de bulunuyor. Şimdi burada işimize yarayan gelişmiş seçeneklerde işimize yarayanlar, İlk olarak başlangıç ayarları dediğimiz kısmı kullanacağız. Bu kısım ne işimize yarayacak? Bu kısım güvenli modda açmamızı sağlayacak. Güvenli modda açarak sistem dosyalarını taratıp eski haline getirmeye çalışacağız. Şimdi ilk olarak bunu seçelim, başlangıç ayarları. Ve ardından yeniden başlat diyelim. Yeniden başlat sonra karşımıza bu şekilde başlangıç ayarları sayfası gelecek. Güvenli modda açacağımız için klavyeden F4'e veya 4 tuşuna basın f 4 ve 4 tuşuna bastıktan sonra bilgisayarımız güvenli modda açılacaktır. Evet bilgisayarımızı güvenli modda açtık. Güvenli mod bilgisayarımızda herhangi bir sorun meydana geldiğinde bu sorunun çözümü için başvurulan bir yöntem. şimdi ilk olarak bilgisayarım sekmesine daha doğrusu bilgisayarıma girelim. Ardından C sürücüsünün üzerine sağ klikleyelim. Daha doğrusu işletim sistemimizin yüklü olduğu sürücünün üzerine sağ klikleyelim. Ve buradan özellikleri seçelim. Gelen pencereden ilk yapacağımız şey diski temizlemek. Diski temizleyi seçtikten sonra karşımıza ekrandaki bir pencere gelecektir. Bu pencerede indirilenler klasörü hariç diğer tüm klasörleri ve dosyaları şu şekilde seçili hale getirin. Burası gereksiz sistem dosyaları ve önbereklerinin bulunduğu kısımlar. Dediğim gibi indirilenler kısmındaki dışındaki bütün kısımları seçili hale getirin. Ardından tamam deyin ve dosyaları sil deyin. Böylece gereksiz dosyaların tamamını bilgisayarımızdan silmiş olacak. Disk temizleme işlemimiz tamamlandı. Şimdi hemen sağdaki araçlar sekmesini klikliyorum. Ve buradan hata denetimi yapacağım. Denetle diyorum. Ardından sürücüyü tara diyorum. Bu sürücü tarama işlemi yine bilgisayarınızdaki hatalara göre uzun sürebilir. Ve herhangi bir hata yoksa daha kısa da sürebilir. Ve hata tamamlandıktan sonra kapat diyorum. Ardından en iyi duruma getir. Bakın hemen sürücüyü en iyi duruma getir ve birleşi seçeneğinden en iyi duruma getir diyorum. Yani bu seçeneği seçiyorum. Gelen pencereden en iyi duruma getir diyorum. Ve işlem tamamlandıktan sonra bu pencereleri kapatıyorum. Şimdi üçüncü seçenek olarak sistem dosyalarını denetleyeceğiz. Bunun için SFC scannow komutunu kullanacağız. Bu tüm sistem dosyalarını tarıyor ve bozuk dosyaları bir klasörde bulunan ön belleğe alınmış kopyasıyla değiştiriyor. Şimdi ilk olarak hemen şu arama kısmına cmd yazalım. Eğer şu şekilde arama kısmı yoksa şu e, Windows simgesinin üzerine sağ klikleyin ve ara deyin. Buraya cmd yazın. cmd yazdıktan sonra komutun komut sistemi yazan e, yerin üzerine gelin. Shift tuşuna basılı tutun ve fareyle sağ klik yapın. Ardından yönetici olarak çalıştır deyin. Karşımıza bu şekilde siyah bir pencere gelecektir. Buraya sfc boşluk slash sıcan no Aynen bu şekilde yazdıktan sonra Enter yapalım. Ve böylece sistem dosyalarını taramaya başlayacaktır. Hemen altta görüldüğü gibi şu anda %3, %100 olduğuna yani komple tamamlandığında bu sayfayı kapatalım. Ben yapıldığını farz ederek işlemleri daha da hızlandırıyorum. Şimdi e, üçüncü aşamaya geçiyoruz. Yine aynı şekilde şu arama kısmına cmd yazalım. Komut sistemin üzerine farele gelelim, shift tuşuna basılı tutalım ve sağ diyelim Yönetici olarak çalıştır diyelim. Gelen bu pencere, bu defa farklı bir komut yazacağız. Ee, bu disk denetleme komutumuz. Bunun için tabi bilgisayarımızı yeniden başlatacağız. Buraya CHK şu şekilde CHKDSK ya da yazdıktan sonra boşluk boşluk yaptıktan sonra bakın sürücümüzün adı neydi? Hemen bakalım işletim sistemimizin yüklü olduğu C sürücüsü. Bakın C yazıyor. Sizde bu farklı olabilir. Onu hatırlatayım. Yani işletim sisteminiz, daha doğrusu şu program files ıvır olduğu yer sizin işletim sisteminizin yüklü olduğu sürücü oluyor. Benimki C sürücüsü. Tamam. CHK, DSK yazdım. Boşluk. C. 2 nokta üst üste. Tekrar boşluk. Bu defa slash F. Boşluk. Slash R yazıyorum. Bakın aynen bu şekilde. CHK, DSK boşluk, C 2.3 üst üste boşluk, slash F, boşluk, slash R. Yazdıktan sonra Enter diyorum. Bu da aslında diyor ki, daha doğrusu İngilizce olarak yazdı. Türkçesi şu, Windows kurandığı sırada diski denetleyemez. Bir sonraki başlatmanızda sabit disk hatalarını denetlemek istiyor musunuz diyor. Buna Y diyeceğiz. Yani Evet diyeceğiz. Y diyorum ve Enter yapıyorum. İşlemim tamamlandı. Şimdi artık bilgisayarımızı yeniden başlatalım. Ee, ve sorunun giderip giderilmediğine bakalım. Bilgisayarınız yeniden başlattıktan sonra bir sistem denetlemesine tabi tutulacak. Tabi bu işlem biraz uzun sürecektir. Bu işlemlerden sonra büyük ihtimalle sorununuz giderilmiş olacak. Tabi sorun giderilmezse eğer sorun hala devam ediyorsa yine güvenli moda geçip buradan bilgilerinizi yedeklemeniz ardından bilgisayarınıza format atmanız gerekiyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.